Rekor gelişim. 21 Eylül 2014 Denizli ili Bozkurt ilçesi Baklan Kuyucak'tayız. Nebi Çomak. Nebi Çomak Bey'in bağındayız. Şaraplık üzüm bağındayız. Nebi Bey, bu sene rekor gelişim ürünümüzü bu bağınızda, şaraplık üzüm bağınızda kullandınız. Kullandım. Öncelikle bunun çeşidi cinsi nedir? Bunun çeşidi Kalecik Karası. Kalecik Karası. Bu bağda rekor gelişim uyguladınız. 2014 sezonunda. Burada neler gördünüz? Yani bu sene değişiklikler neler? Bağınızda ne gibi şeyler gözlemlediniz? Bu sene değişiklikler, yeşil sürekli kaldı. 2,5 aydır yağmur yağmamasına rağmen. Evet. Verim geçen seneye rağmen %25 gibi bir artış var. %25 artış var. Peki bağınızda mesela ölü kol olayı? Ölü kol yok şu anda. Ölü kol yok. Yeni filizlenmeniz gayet güzel görünüyor. Evet. Siz aynı zamanda da bazı budamalar yapmışsınız. Yaptım, yeni yıl içerisinde. Şu anda hala yeşili koruyor ve siz bugün hasat yapıyorsunuz. Evet. %25 farklı olduğunu söylediniz. Rekor gelişim sayesinde. Evet. Rekor gelişimin burada az önce diğer yerlerinizi de gezdik bağınızda. Bu üzümün kalitesi konusunda. Sizce? Kalitesi tabii biraz da geçen seneye rağmen. Şimdi bu üzümün uç kuruma, brunos vesaire gibi bir sorun oldu mu bu sene? Bu sene öyle bir yaşadınız mı? Yok. Daha önceki senelerde yaşıyor musunuz? Daha önceki seneler vardı. Bir de 2014 yılı bildiğimiz bu sene çok kötü bir kötü bir sezon geçiyor. Niye? İklim kötü, yağmurlar olmadı. Yağış aşağı yukarı 2,5-3 aydır çok falan yağış safhada. Yoktu. Doğrudur. Ona rağmen burada hem bir verim atışı, hem bir filizlenme, hem canlılığını koruyabildi. Suyu da az olmasına rağmen suyu istemedi. Evet. Daha başka sizin söylemek istediğiniz var mı? Burada bağla ilgili, bu şaraplık üzümle ilgili. Bizim şaraplık üzümle ilgili söyleyeceğimi sizi ilgilendirir mi bilmiyorum ama fiyat açısından fiyatları şöyle düşük. Şöyle ilgilendirebilir. Size sağlamış olduğumuz aynı bağda ki %20 farklılık size katmış olduğumuz bir değer oluyor. Yani bunu da değerlendirerek kullanımlarınızda yaptığınız harcamayı paranıza cebinize para olarak döndürebiliyorsunuz. %20, %25 bir farklılık size giren fazla para demektir. Bu da bir yerde tolere edebilir belki. Şöyle gösterelim isterseniz. Şuraları da. Burası kaç dekardı toplam? Burası 11 dekar. 11 dekar bağımız. Evet. Geçen şöyle, yıl 4,5 şurada var. Sulanamayan bölge olduğunu da bildirmek gerekiyor. Burada herhangi bir damlama sistemi yok arkadaşlar. Geçen yıl 4,5 ton verdim. Bu yıl 6 ton. Bu yıl 6 ton verdiniz. Ki bu sene daha kötü bir iklim. Tabii, özellikle belirtmek gerekiyor. Şöyle şuraları da gösterelim. Evet. Bir yandan. Şuradan. Evet, şuradan da. Evet. Yani Denizli Baklan Kuyucak köyünde şaraplık üzüm bağlarımız. Rekor gelişim müşterimiz Sayın Nebi Çomak Bey. Bağlarından. Evet, bağlarından. Nebi Bey, burada şimdi bir önceki yılın sizin sürgünüzden, çıbığınızdan gelen kollar. Evet. Hiç ölü kol yok. Görünmüyor. Ölü kol yok, evet. Birçok yerde maşallah hem üzümümüz çok güzel. Bunlar yeni çıkanlar. Evet. Eski, geçen seneki sürgünlerimizden verilen üzümler. Ve yenileri de üzerinde. Yeni sürgünlerimiz. Hocam, bir dahaki sene. Şunu söyleyeyim, ben bu şeyler bazıları, korukları dolduramıyorlar. Korkunç olmak sebebi nedir acaba? Şunları mesela. Aralarda var. Şu aralarda diyorsun. Çok küçükler kalmış. Evet. Dolduramamış. Evet. Onlar aslında beslenemedi mi? Neden oldu? Ya yılın kurak gitmesi. Biliyorsunuz bitkiler de suya ihtiyacı var. Her ne kadar tatsız yetişse de. Yani bir önceki yıldan gelen bir kuraklık var. Dünyadaki biliyorsunuz dengeler bozuk. Su dengesi, iklim dengesi bozuldukça bazı şeylerin bozulması gerekiyor. Evet. Siz burada şu kurumaları soruyorsunuz ama şimdi siz bu kurumalarınıza rağmen bu sene fazla verim almışsınız. Bu kuruma değil oluyor. Zaten orada küçük gelişememiş. Tabii sadece çok ve yeşil yani kalmış. Bakın gel göstereyim şöyle. Şunu yeşil kalmış sadece. Şunu tolere etmiş oluyorsunuz fazlasıyla. Şimdi güneşten almıyor onu şöyle. Normalde bir önceki yıla göre zaten. Yani kuruma yok zaten. Orada bir sağlıksız bir durum yok. Sadece koruk olarak birkaç tanesi kalmış. Evet. O. Yani evet. Koruklar evet. Yani uç kuruma olayı yok. Bakın yok. Şöyle. Hiçbir tanesinde yok. Doğru. Şöyle çekersem şuraya. Evet. Bakın şu salkımların uçları gayet temiz şekilde devam etmiş. Evet. Şurada. Çok önemli bir olay bu. Evet. Hepsinde aynı şekilde devam ediyor. Yani bunlar kurumuş olsaydı bu salkımlar bu kadar olmaz, zaten olma şansı olmaz. Yok. Şöyle çekelim.
Evet. Gösterelim. Bu önemli bir olaydır. Şuradan böyle güneşten. Evet. Nevi Bey, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gelecek yıllarda da kullanmanızı tavsiye ederiz. İnşallah. Sizler de herhalde düşünüyorsunuz. Başka. Zaten oğlu Ahmet Bey de kendileri ceviz içinde kullanacaklarını söylediler. Memnun kaldıkları için kullanmamışlar cevizleri. Çünkü gelişme sorunları yaşıyorlar. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rekor gelişim.